Arkadaşlar ben Tuğçe, kanalıma ve videoya yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Yine bir mukbang videosuyla karşınızdayım. Mukbang videoları hem çok sevildi hem de eğlenceli buluyorum. Yani ben de eğlenceli buluyorum. O yüzden böyle çekmeyi de seviyorum. Dedim ki yeniden bir tane bir mukbang videosu çekelim. Daha önce Popeyes'te yapmıştık, taraftar menüsü denemiştik. Bu sefer taraftar menüsünü Burger King'e yapacağız. Bakalım taraftar menüsünün içerisinde neler varmış. Hem bir yandan konuşacağız, bir yandan da Burger King mukbang yapacağız. Mukbang diyorum, mukbang diyen de var. Hangisini diyorsanız hiç fark etmez. Tırnaklarım hala sağlam bu arada. Ara ara böyle fırlayacakmış gibi bir havası var ama daha bakımı gelmedi. 3 haftada bir bakımı diyor. Henüz gelmedi. Şimdi öncelikle içerisinde ne var onu söyleyeyim size. Taraftar menüsünün içerisinde etli barbekü deluxe burger varmış. Ben içerisinden mayonezi çıkarttırdım. Chicken Royale var bir tane de. Yani iki tane hamburgerimiz var. Totalde biri et biri tavuk. Patates kızartması orta. Soğan halkası dörtlü. Acı sosumuz var iki tane. Sos siparişinde mayonez yemediğim için. Sarımsaklı mayonez de yiyemediğim için. Acı sosu seçtim. Ketçap evde var diyerek. Bu ara acı sos favorim olmaya başladı. Yanında füstü şeftalimiz var. Şöyle bir bardağı doldurdum. Hazırda bekliyor. Öyle. Galatasaray menüsü demiş. Ben Galatasaraylı olduğum için onu seçtim tabii ki de. Hazırsak başlayalım. Şöyle açıyorum. Bakın soğan halkamız. Biraz soğumuş sanki ama olsun, artık idare edeceğiz. Şöyle hops. Patatesimiz var. Patatesler biraz uzun geldi bana sanki. Şurasını yemeyeceğim. Siyahlık olunca çok hoşuma gitmiyor. Patatesimiz var. Şöyle etli barbekü deluxe'ümüz var. İçerisinde ne var bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Chicken Royale. Bir aralar benim favorimdi bu. Chicken Royale. En çok sevdiğim hamburgerleri arasındaydı tavuk olarak. Zaten tavuk olarak yediğim tek hamburger de buydu burgerde. Şöyle acı soslarımız var. İki tane acı sos. Önce şunun içini bir göstereyim sizlere. İçerisi nasılmış. Gösteremiyorum tabii ki şu an. Şöyle görüyor musunuz? Marul var. Cheddar peyniri var. İçerisinde tavuk kırıntıları mı? Çıtır böyle... Çıtır çıtır şeyler var içerisinde. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ve barbekü sosumuz var tabii ki. Olmazsa olmazımız. Chicken Royale'nin içerisinde ne var? Ona da bakalım. Chicken Royale'e turşu koydurmuştum ben. Şöyle turşumuz var. Ketçabımız var. Chicken Royale bu şekilde. Etimiz var. İçerisinde göbek marul yok. Mayonez yok. Bu şekilde seçimimizi yapmış olduk. Şimdi yavaştan başlayalım yemeğe. Zaten soğumuş, iyice soğutmayalım. Biraz kendim hakkında konuşmak istiyorum bunları yerken. Çok fazla yorum görüyorum. Özellikle haydutla ilgili, haydutun evde olmasıyla ilgili. Ama bunları aldırış etmiyorum. Etrafımda da çok söyleyenler var. Ama çok takıldığım bir konu değil. O aileden birisi artık. O yüzden kafama takmıyorum, yani öyle söyleyeyim. Şunu da açabilsem, şu tırnakla şunu açma olayı beni sinir ediyor mesela. Ben şunu açıp hemen geliyorum. Bu hamburgerlerin böyle kutulu şekle konmasını neye göre belirliyorlar? Ben çok merak ediyorum. Yani bunlar kutusuz yani. Böyle kutusu oluyor, içerisinde ketçabı ya da işte sosunu sıkıyorsun. Patatesi rahatça yiyorsun. Şu an onu yapamıyorum mesela. Eve sipariş diye mi böyle? Merak ediyorum. Neyse şimdilik şunları şöyle yapalım. Şuraya bir ketçabımızı sıkalım. Ketçabı göndermemişler. Ketçap göndermedikleri için onu bu şekilde şuraya sıkacağız. Yani tamam, sadece acı sos istedik ama keşke ketçap da gönderseydiniz. Kendimden bahsedecek olursam, kanalın isminden zaten anladığınız üzere ismim Tuğçe.
Daha önce Haydut'la videolarımızı çok sık paylaştığım için kanalın ismini değiştirmiştim. Aslında Tuğçe Edis olarak açmıştım bu kanalı. Ama sonra Haydut'u evden çıkartamadığım için Haydut'un videolarını paylaşmayı birazcık ara verdim. Çünkü hep aynı şeyleri çekiyoruz. O yüzden de hep aynı şeyleri paylaşmak istemediğim için birazcık ara verdim. Yani Haydut'la ilgili hep aynı şeyleri paylaşmak istemediğim için. Kaç yaşındayım? 19 Kasım'da 27 olacağım. Şu an için 26 yaşındayım. Daha bir yayınımız var. Zaman çok hızlı geçiyor. Ya daha mezun olduğumuz zamanları hatırladıkça zamanın hızlı geçtiğini fark edebiliyoruz. Ya da ilk evlendiğim zamanı da hatırladığım zaman. Zaman gerçekten hızlı geçiyormuş diyebiliyorum. Haydut bile aldığımızda 3 aylıktı. Şimdi 2 yaşına geldi. Haydut'a baktıkça da aslında zamanın hızlı geçişi fark ediliyor. Bu mukbang videoları için bir tane benim yaka mikrofon almam gerekiyormuş. Onu söylediler. En kısa sürede o işi de halledeceğiz. Yaka mikrofonuyla. Daha net şekilde videolar çekebileceğim. Çünkü sesim bazen böyle dış sesler engelleyebiliyor. Öyle daha rahat olacağını düşünüyorum. Patates soğudukça tadı kötü oluyor ya. Bir de McDonald's olsa bu yakınlarda çok daha güzel olabilirdi bence. Burger King'i çok fazla sevmiyorum. Ben McDonald's'tan yanayım her zaman. Hangi takımlıyım sorusuna cevap vermeme gerek yok herhalde. Menüde daha başında, videonun başında söylemiştim. Galatasaray taraftar menüsü diye. Galatasaraylıyım. Eşim de Galatasaraylı. Galatasaray maçlarını birlikte izlemeyi gerçekten çok seviyoruz. Ya da Galatasaray olmasa da diğer maçları da birlikte izlemeyi seviyoruz. Genellikle maçları beraber izliyoruz. İzlemeye çalışıyoruz. Onun işinin el verdiği kadarıyla. Şu an çalışıyor muyum? O konuya gelelim. Normalde İngilizce öğretmeniyim. Ama şu anda çalışmıyorum. Yani hamileliğim dolayısıyla çalışmıyorum. Ne zaman çalışmaya başlarım şu an için bilmiyorum. Yani ben birazcık daha vakit geçirmeyi taraftarıyım. Çocukla vakit geçirme taraftarıyım. O yüzden en azından 2 yıl çalışmayı düşünmüyorum. Kafamda öyle bir planım var şu an için. Güzel anılar biriktirmek istiyorum. O şekilde şu an için planım bu yönde. Evden çalışıyorum, evden iş halletmeye çalışıyorum. Bakalım ilerleyen süreç bize neler gösterecek. Bu arada bu hamburgerlerin boyutu mu küçülmüş? Patateslerin zaten boyutu küçülmüş de onu fark etmiştik. Ama hamburgerlerin de boyunun küçülmesi gerçekten şaşırtıyor artık beni. Hem fiyatı artıyor hem boyu küçülüyor. Garip bir şekilde. Bu aralar izlediğim diziler arasında sadece Yalı Çapkını ile Kızılcık Şerbeti kaldı. Yani diğer diziler artık hep aynı konular birbiri üzerinde dönmeye başladığı için sıkıcı hale gelmeye başladı ama Yalı Çapkını ile Kızılcık Şerbeti'ne hala devam ediyorum ama ikisi de aynı gün olduğu için bir gün birini izliyorum, ertesi gün ya da farklı bir zamanda internetten izliyorum diğerini. Ama genellikle Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum televizyonda, eğer maç yoksa ya da Anıl'la film izlemeyeceksek ya da ikisini birden internetten sonra izliyorum. O konuda illa izleyeceğim diye bir kaide yok yani. Gününde izleyeceğim diye çabalamıyorum. Köşede duruyordu soğan halkası. Bir tane de soğan halkasının tadına bakalım. Soğuyunca o eski tadı olmuyor ya. Kesinlikle oturarak orada sıcak sıcak yemek daha güzel.
Günde 3-4 kez olacak şekilde dışarı çıkmaya çalışıyorum. Yani yürüyüş anlamında. Yani site içerisinde de yapıyorum. Sitenin dışına da çıkmaya çalışıyorum. Ama genelde Hayrut'la sitenin içerisine çıktığımızda günde 2 kere oluyor işte sabah akşam. Hayrut'u bırakarak da bir iki kere dışarı çıkmaya çalışıyorum. Ki evde hem sıkılmayayım hem hava alayım birazcık daha. Yürüyüş yapayım. Hem kafam dağılsın. Hem hareketsiz kalmayayım diye bunu yapmaya çabalıyorum. Şu an için herhangi bir sorun yaşamadım. Havalar da güzel, yani çok serin değildi ama yine bir serinlik başlamıştı. Tekrardan sıcak havalara döndük. Anlam veremedim. Sabah çıktık mesela. Gerçekten serin bir hava var mıydı deseniz yoktu. Yani bu sabah en azından serin bir hava hakim değil. İzmir'in havası değişik zaten. Böyle bir sıcak bir soğuk. Garip bir hava. O yüzden bu havalar mahvetti diyor ya. O tam olarak İzmir için doğru. Yani bir sıcak bir soğuk dengesizliği insanı hasta edebiliyor. Şöyle hafif acı sosa bandım. Acı güzel geldi yalnız. Hoşuma gidiyor ya. Bu ara acı bağımlılığım arttı nedense. Hani şey olur ya, böyle dönercilere gidersiniz. Yanında cin biber verirler. Onların bu ara favorisiyim. Kısmet olursa yıl bitmeden pasaport çıkarmak istiyoruz. Yani böyle yavaş yavaş artık bir yerlere gidelim istiyorum. Hayrut'la gidebilecek miyiz orası biraz muamma ama en azından 2-3 günlüğüne böyle bir şeyler yapmayı planlıyorum. Umarım o eve gelebiliriz. Anıl da gezmeyi seviyor. Ben de gezmeyi seviyorum. Ve beraber gezmeyi daha çok seviyoruz. Hem kafa dengiyiz. Hem de bir şeyleri beraber yapmaktan gerçekten keyif alıyoruz. O yüzden planlarımız arasında önce pasaport çıkarmak, daha sonrasında da ilerleyen zamanlarda, çok yakın zamanda olmayabilir. Ama ilerleyen zamanlarda böyle planlarımız var. Mukbang videosu çekmeye nasıl karar verdiğimi söyleyeceğim. Ben genellikle Doktor Ayda'nın videolarını izliyorum. Onları izlerken de böyle hoşuma gidiyor. Bir yandan onu izleyip bir yandan da böyle sohbet ediyormuşçasına bir havaya bürünmesi hoşuma gidiyor. Ben de dedim ki ben neden çekmeyeyim? Ve böyle bir seriye başlamış olduk. Önceden de yapıyordum. Ama uzun bir ara vermiştim. Şimdi yeniden böyle ardı arkası kesilmeyecek şekilde yeniden devam etmek istiyorum. Umarım devamı gelir. Bir ara duraklattım, şarjım bitiyor gibi olmuştu. O sırada da Haydut fırsattan istifade yanıma geldi. Değil mi oğluşum? Çok seviyor. Bu aralar hamile olduğum için sanırım benim yanımdan hiç ayrılmıyor. Bana küsüyor en çok. Öyle garip huyları var yani ama artık alıştık. Değil mi Oruç'um? Bu arada hamburgerimiz bitti. Patatesimiz de bitti. Son bir soğan halkamız kaldı. Onu da bitirelim. Yavaştan videoyu burada sonlandırayım. Bugün hava güzeldi aslında. Anıl arabayla işe gitmemiş olsaydı dışarı çıkardık ama arabayla gitti. Neyse, o geldiğinde dışarı çıkarız. Hep birlikte dışarı çıkmış oluruz ya da yarın çıkarız. Hafta sonu da geldi zaten. O şekilde günümüzü geçirmiş oluruz. Hem Haydut'u da dışarı çıkartacağız. Genellikle
Biz beraber çıkartıyoruz artık Haydut'u. Çünkü hem Haydut'u taşıması zor hem köpek saldırırsa diye kafamda böyle binlerce soru var. O yüzden böyle tek başıma çok fazla çıkarmaya çalışmıyorum. Yani çıkarsak da böyle AVM tarzı yerlere gidiyoruz. Onun dışında çok fazla bir yere götürdüğüm söylenemez. Yani site içerisinde yürüyüş yapıyoruz. Hani araba olursa tabii AVM'yi birlikte gidiyoruz Haydut'la ama onun dışında dediğim gibi çok fazla bir aktivitemiz yok. Anıl geldiğinde hep beraber dışarı çıkarız. Daha keyifli olur. Daha güvenli olur en azından. Çünkü Haydut zor nefes aldığı için bazen karşıdaki köpek onu yanlış anlayabiliyor ve saldırı moduna geçiyor. Öyle bir şey olsun istemem. Ne Haydut'a zarar gelsin ne karşıdaki köpeğe zarar gelsin. Hiçbir şekilde istemem. O yüzden tek başımayken çok fazla çıkarmamaya çalışıyorum. Evet, video buraya kadardı. Kendim hakkında, Haydut hakkında, işte ailem hakkında böyle birazcık sohbet muhabbet olsun istedim. Çok kısa oldu ama daha uzun videolarda umarım bir araya geliriz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki mukbang videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.